Yeni videoya hoş geldiniz. Başlamadan önce sizlere şunları anlatmak istiyorum. Bu videoyu ya da serimizi izleyen arkadaşların pek çoğunun aklından geçen bir soru var. Abi ben de yapabilir miyim? İşte bugün biz kalabalığın içinden sıyrılıp insanların genel kanılarını burada yıktık. Bu işi yapanların ve bu işi yapabileceklerin imkanları ile bizim imkanlarımız arasında karşılaştırılamaz bir fark olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Minimum ekipmanlar ile sınırları aşırı zorladığımız bir bölüm var karşınızda. Umarım keyifli geçer, iyi seyirler. Her zamanki gibi sabah erkenden Körfez yarış pistine doğru yola çıktım. Ön camım çatlak olduğu için yarış sırasında teknik kontrolde sorun yaşamamak için ön cam satın aldım ve Körfez civarındaki bir ustayla görüşüp pistte yapıp yapamayacağını sordum. Ustayla anlaştık ve camı değiştirdik. Ayrıca pist yönünde geçen antrenmanda çalıştığımız şekilde olmayacağını öğrendim ve bu sebeple antrenmanı verimli geçirmenin benim için çok çok önemli olacağını söyleyebilirim. Antrenmanımın ilk turlarında beklemediğim bir şekilde yağmur yağmaya başladı ve pist ıslanmadan hızlı başlamak için aceleyle aracımı hazırladım ve bir tur attıktan sonra Doğuşcan dursun beraber çıkalım dedi. Ben de kendisini daha yeni yeni bu yönde dönmeye başladığımı ve arkadan takip etsem daha iyi olur diye belirttim. İlk başta arkaya geçtim, keyifli bir tur attıktan sonra ikinci seferde aracımın silecekleri çalışmadığı için manuel şekilde camları silip soğumasını beklerken bir anda ön pozisyonda buldum kendimi. İçimden de olsun en fazla ne olabilir ki dedikten sonra yağmurun ve ilk turlarımın verdiği yetkiye dayanarak işte bu olay yaşandı. Bir şey var mı? Bende bir şey yok. İki tarafında ön takımlarından hasar alması sonucu yarış öncesi mahvolan ayarlar ve hiç istemeyeceğimiz bir durum gerçekleşti. Daha sonra kendisine sorma fırsatım olmadı ama muhtemelen bozulan ayarları sonucu aracıyla çok daha büyük bir terslik yaşadı. O gün ekibin de yanımda olmaması sebebiyle hızlı bir şekilde sadece çamurluğu düzeltip antrenmanıma devam ettim. Eğer ki yanımda olsalardı ön tarafın ayarlarını antrenman günü olduğu için tekrardan optimum hale getirirdim. Ama her sporda olduğu gibi alabileceğiniz riskleri değerlendirip ona göre hareket etmelisiniz. Burada da zaten sınırlı olan vaktimi bu tür şeylerle uğraşarak harcamak yerine antrenmanıma devam ettim ve bozulan bu ayarları en optimum şekilde nasıl kullanabileceğime baktım. Aynı gün Berfu Tutumlu'nun Türkiye'nin en iyi drift aracı diye gönül rahatlığıyla bahsedebileceğimiz BMW E92'si de oradaydı. Kendisi yine ayrıca mükemmel yapılmış bir S14'e sahip. O gün iki aracını da getirmişti. Car Park Drift Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil etmiş kişilerden birisi ayrıca. O gün yanımda takımımdan beni izleyecek kimse olmadığı için beni izleyen tecrübe sahibi kişilere çizgimin nasıl olduğunu sordum ve fikirlerini aldım. Akşamdan padok alanı hazırlığımı yaptım. Oraya kuruldum ve aşırı yorgun bir şekilde odama çekildim. Şu an yarın için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada lastikler var. Bazı arabalarda da sıkıntılar var. Onları çözecekler. Yani çözebilirlerse devamı yarış zaten biliyorsunuz. Sıralama ve yarış. Burada bazı değerli abilerden de çeşitli tavsiyeler aldım. Onları da uygulamaya çalışacağım sıralama turu için. Tekrardan sıralama turunda görüşürüz orada. Sabah hep beraber takımca pistte buluştuk ve görev dağılımımızı yaptık. Herkes antrenman saati gelmeden tüm işleri çözmek için uğraştı ve antrenman saati geldi. Antrenmanda pistin yönünü biliyordum ama uzunluğunu bilmiyordum. Bu sebeple birçok turumda drifti tam bitirmeden yapmışım. Geçebilirsin abi.
O gün Orçun abi de pistteydi. Bilmeyenler için Orçun abi yazılımcı ve bizim aracımızın da yazılımını yapan kişi kendisi. Su sıcaklığımın ayarı 94'te fan açılışı 89'da kapanacak şekildeydi ve bu art arda çıkışlarda aracımın geç soğumasına sebep oluyordu. O sebeple kendisine fan açılışını 80-85'e getirebilir miyiz diye rica ettim. O da bizi kırmadı ve ayarladı. Orada beklerken en azından aşağı çeksin. Antrenmanı bitirdim. Şu an lastiği sonuna kadar kullandığım için aksa sarmış lastik parçalarını, evet lastik parçalarını söküyoruz. Sonrası sıralama zaten. Sıralamaya giriş şeklimde de bir tık daha iyi lastik kullanacağım. İlk tur safe atacağım. Yani daha az zorlayarak, hani puan alabileceğim şekilde, beni yarışa sokacak şekilde bir sıralama turu yapacağım. Daha sonrasında hayvanlık yapacaksın. Evet, daha sonrasında hayvanlık yapacağım. Şu an briefing'e doğru çıkıyorum. Oradan da size küçük bir sahne veririm. Zaten arka planda şu an sizlere açıklayacağım neler olup bittiğini. Briefing saati geldi ve orada detaylı bir şekilde pistteki kurulumu, yapmamız gerekenleri ve yapmamamız gerekenleri öğrendim. Ve misafir bir jürimiz var aslında, Faruk'a da. Kuralları biliyorsunuz. Tek değişiklik oldu. Tavsiye olan rezonatör zorunlu hale geldi. Pistlerin uygulaması bu. Lütfen gelecek yarışlarda tamamlamaya çalışalım. İç pisti tekrardan ters olarak dönüyoruz. Geçen sene yağmurda çok eğlenmedik ama bu sene gerçekten hani antrenmanda bizim izlediğimiz, yarın bize çok güzel görüntüler vereceksiniz. Onda eminiz artık yani. Geçen sene üzerine çok çok koyduğumuzun farkındayız. İnşek noktası geçen sene yağmurdaki 3 aşağı 5 yukarı biraz daha öncesinde. Yalnız ikinci bir inşek noktası çizdik biz buraya. Bunun sebebi de birkaç tane arkadaş yavaş girmek istiyor. Yavaş girmek istiyor demeyeyim daha doğrusu. Burası tehlikeli. Bazı arkadaşlar daha çok güvenli hissediyor. Biz de kendi üçümüz karar verdik hakemliyorlar. Dedik ki geç başlayan, şu alan arasında başlayan bizim için eksi 10 puanla başlıyor. Pist içinde şu an çizdiğimiz kırmızı taralı alanlar yavaşlama noktaları. Bunların haricinde bildiğiniz üzere tam gaz gitmenizi ve arabanın ya hızını korumasını ya da hızlanmasını bekliyoruz. İlk zon 15 puan. İkinci zonumuz 10 puan. Aslında çoğunlukla genel olan hatalar zon 3'e gelirken yavaşlıyorsunuz. Hayır, biz zon 2'de yavaşlayarak o çizgiye açıkta oturmanızı, sonra buradan lineer bir şekilde salyangoz diye tabir ettiğimiz o dar alandan çıkmanızı bekliyoruz. Aman aman burada böyle duracak kadar yavaşlamayın. Burada duracak kadar yavaşlarsanız puanlarınızın neden düştüğünü burada anlarsınız. Zon 4'ü geçen seneden çok daha fazla uzattık. Zon 2'ye bazı arabalar arabayı çok içeride, aşırı katlayarak geliyorlar. Hem dışarıdan çok yavaş gözüküyor hem de arkadakinin driftini de bozabilecek bir pozisyona geliyor. O yüzden buradan full throttle geldikten sonra buradan buraya, yani şu fren bölgesine biraz arabayı yavaşlatarak bu clipping'i alırsanız bu tarafa da daha hızlı geçebilirsiniz zaten. Ya bunda da ad üstü akıcılık dediğimiz, lineer bir şekilde yavaşlama, lineer bir şekilde hızlanma bekliyoruz. Bu zonlarda bu arada burada görebiliyor musunuz bilmiyorum, mor noktalar var, bunların hepsi kuka. Bu kukalar aslında sizin iki tekeriniz dışarıdayken değecek kadar uzak oluyor. Çimenden bir adım, yani 80 santim, 1 metre açıkta. Kukaları vuruyorsanız bizim için sıfır. İki tekeriniz çıkıyorsa bizim için sıfır. Üstünde. Sol ayak freni de hiçbir yerde sıkıntı yok. Otomobil yavaşlamadığı sürece. Briefing'den sonra sıralama turları için en önlerden sıraya girdim. Çünkü beklemek heyecanımı ve stres seviyemi arttıracaktı. Geri çıkartacağım.
Bezi dolmuş. Aykut'um sen... Bak şu aparat değil mi girdi? Şu aparat. Sorun yok abi. Tamam. Boşalttık işte çıkar. Keş tekten yağ düşüyor ya. Tamam. Ona şey yaptılar da sıkıntı yok. İyi tamam hadi. Tamam. Bir yar bakayım şuraya. İlk turumu güvenli limitlerde garanti puan alacak şekilde kullandım. Tüm clippingleri aldığımı düşünüyorum. İyi bir puan gelir derken 65 puan geldi. Clippinglerin hepsinden 60 puan, stilden 20 puan, hız ve drifti başlatmadan 20 puan alabilirsiniz. Anlayacağınız diğer kısımlardan aşırı puan kırılmış olabilir ama yine de emin değilim. İkinci turda sınırları aşırı zorlamaya çalıştım ve arka iki tekerleğin pist dışına çıktı. Aldığım darbe sonucu açı kitinin de sadece açı değişimlerinde beni kastığını söyleyebilirim. Direksiyonumda da sağ tarafa çevirdiğimde yaklaşık 45 derecelik bir boşluk vardı. Son turda olması gerektiği gibi gittim ama lastiğimin sonuna geldiğim için aşırı yavaşladığımı görebilirsiniz. Zaten son turumun sonlarına doğru da lastiğim patladı ve lastik patlayınca da direkt 0 puan aldığımı belirttiler. Yine de ilk sıralama turu tecrübesine göre bence gayet yeterli bir sonuç. Tabii ki daha mükemmel olabilirdi ve tabii ki daha da mükemmelini yapacağız. Bu kaçarımız olmayan bir durum. Benim için 65 puan yeterli bir seviye değil. Bir de şunu belirteyim. Aslında 65-0-0 diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunların bir ortalaması veya toplamı alınmıyor. Bunlar arasından en yüksek yaptığınız puan sizin sıralama puanınız oluyor. Zaten o amaçla 3 tur atılıyor. Yani 0 alınmış bir tura odaklanmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Sonrasında takipçimiz olan bazı arkadaşlar bizleri ziyaret edip bizleri mutlu ettiler. Bizi bilerek oraya gelmiş arkadaşların olması gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Kemal abinin talihsiz bir olay yaşadığını da belirteyim. Aksarıyla ilgili bir problemi vardı ve çözmek için gece dahil 2 gün uğraştılar. O gün sıralamaya katılamadı ve kurallar gereği sonraki gün eksi puanla sıralamaya katılmak zorunda kaldı. Yarışları izliyoruz.
Kemal abi de burada. Yarışın kırık. Evet, maalesef talihsiz bir olay yaşadı Kemal abi. Antrenman yapamadı. Yarın da galiba 25 puan. 30 puan daha. 30 puan eksiden var. 100 üzerinden değil, 70 üzerinden değerlendirilecek. Böyle maalesef talihsiz şeyler oldu ama mekanik spor istenmese de oluyor. Önemli olan tolere edebilmek ki bence Kemal abi de full kullanır yani. İnşallah. İnşallah. Araba çok müsait, müsaade etmese de abi. Elimizden geleni yapacağız ya. Günün yine yıldızlarından, dikkat çekici araçlarından birisi Ozan abi. Kendisinin de ilk yarışıydı. Zaten önceki videolardan da biliyorsunuz. Keyfi olarak yanlıyordu ve bu yıl yarışa girmeye karar verdi. Kendisinin performansını zaten şu an görüyorsunuz. Çok iyi be. Tut abi şimdi bak, tuta tuta. Tamam. Geçiş yap. Tamam. Şimdi eğitmeni yavaşlat, yavaşlat. Şimdi otur. Ve bütün bu işlerin arasında sizlere kaliteli içerikler çıkarabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bütün bu emeklerimizi boşa çıkarmamak adına sizlerden de beklentim sadece beğenip abone olmanız. Teşekkürler şimdiden. Ve yarış günü. En önemli olan turumuzu ilk tur olarak değerlendirip en iyi durumdaki lastiklerimizi ilk tura ayırdık. Çünkü birçok anlamda ilk battle tecrübem ve şu an bu imkanlarla sadece bir kişiyi bile eleyebilmek mükemmel bir şey başarmış olmamız anlamına gelecek. Sabah tekrardan bir antrenman daha olacağını belirttiler ve elimde yeterli lastik olmadığı için sabah sadece 2 tur attım. Gaz az kullanıyorsun. Uzun virajlarda kenara az yaklaştın bu sefer. Büyük ihtimalle gaz az kullandığın için. Bu sefer yani çok kasmadım clippingleri alayım diye. Uzak kaldın ama bayağı. Son virajda uzaktım. Evet. Diğerleri fulldüm. Bir tur daha çıkayım. Kalanı kalsın, yapacak bir şey yok. Ben şu an bir tur komple fullleyim. Elim ayağım alışsın. Abi son bir tur daha atayım, fullleyim. Tamam. Ezberime girsin. Kapatayım sonra. Gördük, kullanır mısın çıkarken? İyisin, iyisin. Tamam. Ama gazı daha çok kullanman lazım. Millet araba gazı kayıyor. Öyle yani millet olmuyor. Gazı, milletin arabası daha kontrollü. Evet, o yüzden işte. Ama sen mümkün olduğunca gazı fulle bil. Thank you.
Yarış için top 32 düzenlendi ve ilk turumuzda karşımıza kimse denk düşmediği için top 16'ya direkt zıpladık. Yani şimdi kapışacağımız kapışma top 8 için olacak. Şansa antrenman günü de kaza yaptığımız kişi, yani mavi S13'ün sahibi Doğuşcan Dursun ile eşleştik. Cidden trajikomik bir eşleşme oldu. Sonrasında Custom Works Ramazan Usta da bizlere katıldı. Bilmeyenler için aracımızın projesinin ustası kendisi. Daha değil. Yarışta. Bak yarışta abi kardeş dostluk değişir. Tamam mı? Battle anında aynı. Ama sonra böyle. Baktım kaybedeceğimi anlıyorum. Asılırım freni abi komple. İşte bu. İşte bu. Öğreniyor. Battle için ikinci briefingi aldıktan sonra seyirci selamlama merasimimiz başladı. İzleyiciler arasında bizden gelenleri de görmek cidden aşırı mutluluk vericiydi. Yansan be! Şov yapıp lastik yakmak çok istedim ama lastiğimiz olmadığı için kendimi tuttum. Ve en heyecanlı an. İşte yarış vakti. İlk yarışa çıktığım zamanlarda vücudumun ürettiği adrenalin maksimum seviyedeydi. Bu sefer yine aşırı heyecanlandığımı söyleyebilirim ama ilk sefer kadar değil. Ve yeter. Şimdi arabaların konuşma vakti. Biraz sessizlik. İşte ilk battle yarışımı kazandım. Pardon abi. Tamam.
Görürsen abi teşekkür. İşte bu başardığımızın kanıtı. Kazansak da kaybetsek de sadece sizlerle kurduğumuz bu güzel bağ bile yeterli. Bana anlatın şu an zaten. Sorun yok değil mi? Sigma. Yok abi. İki sıfır aldı. Oğlum bir tane telsiz aldı yani. Gelişimde. Baba şeyi de aldı. Biz aşağıda bana biraz olur. Sana bak, şey yapalım. Bu model var ya. Abi orada. Su ver, su ver. Lastiklerimin dayanmayacağını da düşünerek hemen lastik değiştirmek için pite geldim. Çünkü ikinci tura yetişmemiz gerekiyor. Ayrıca bütün bu yaşadıklarımıza rağmen rakibimiz sportmen bir şekilde gelip beni tebrik etti. İkinci turda geçen yılın şampiyonlarından Levent Enön ile eşleştik. Şu kurulumla Levent abiyi yenebilmemiz için şu an bir mucize olması gerekiyor, onu söyleyeyim. Sen bin arabana, bin arabana. Sen bin arabana. Avantajlı konumda olduğu için ilk önce o önden başladı. Küçük virajlarda iyi bir takip gerçekleştirdiğimi düşünüyorum ama uzun kısımda aramız biraz açıldı. Avantajı da o aldı ve ikinci tur yerleri değiştirdik, startı bekledik. O anda adrenalin seviyem çok ciddi anlamda tavan yaptı ve işte toprağa çıktık. Ya cidden hakkını verseydim daha güzel olabilirdi. Evet, normalden hızlı girdim. Belki stratejik anlamda daha mantıklı bu giriş ama kendimi aşırı aşırı riske attım. Tahmin ettiğim bu lastiklerin daha iyi olabileceğiydi bir önceki lastiklere göre. Çünkü pite geldiğimde bir tarihlerine bakmıştık ve tarihleri bir tık daha yeniydi diğer taktıklarıma göre. Bu lastikler çökmüş, yani onu net bir şekilde fark ettim orada. Tabi sürene bahane bol değil mi? Ama antrenmanlarda bu kadar iyi kullanmışken, bu kadar çok pozitif geri dönüş almışken neden böyle oldu? Orası da ayrı bir konu. İmkansız bile olsa hedefimiz bir mucizeydi. Bir şekilde bir kupayla dönmekti. Tabi bu noktaya kadar geldik. Yeni bitmiş bir araba ve sadece bir aylık bir antrenman süreci sonunda bu noktadayız. Hedefimiz o kadar yüksekti ki ilk yarışımda çeyrek finale kadar geldik. Bir de aracımızın birçok eksiği de bu işin artık tuzu biberi baharatı oldu. Şimdi edindiğimiz tecrübelerden aracı gücüm yettiğince bir sonraki yarışa tamamlayabilmek işi kalıyor. Ayrıca motor sporlarında mekanik anlamda da bir savaş içerisindesiniz. Bu savaşı iyi kötü atlatabilmiş olmak da arka plandaki tüm mekaniker abilerimizin de emekleri sayesindedir. Bu yarış da ulusal bir yarıştı. Umarım bir gün globalde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek konuma gelirim. Benim zaten hedefim en başından beri bu. Bu hedeflerimi gerçekleştirebilmem için sizlerin destekleri de benim için çok önemli. Bu videodan sonra uzun zamandır istenen soru cevap videosunu yapacağız. Sorularınızı hazırlayın. Bu videonun altına değil ama YouTube'da gönderip paylaşacağım. Onun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ya da Instagram'da videoyu çekmeden önce yine bir paylaşım yapacağım. Oradan da sorularınızı bana iletebileceksiniz. Evet. Şu an hala pistteyiz. Çıkmayı bekliyoruz. Etrafı toparlıyoruz. Yarışımız bence ilk yarış için güzel geçti.
güzel geçmiş olmasının bir nedeni de aslında burada tek bir manada şoför yola çıkıp yarışmıyor. Her anlamda yarışıyorsunuz. Hem mekanik anlamda hem de pist anlamında bir yarış içerisindesiniz. Mekanik anlamdaki yarışı biz başarılı bir şekilde tamamladık. Daha da edineceğimiz çok tecrübeler var. Çıkma lastik hatalı bir şeymiş. Biz şu an sıfır lastiği çevirebilmek için uğraşacağız. Ve sıfır lastiği neden çevirmediğiyle alakalı da fikir oluşturdum. Aslında fikir değil, tespitim doğru. O sırada araçtaki yakıt eksikliğinden dolayı aslında araç yakıt çekemediği için sıfır lastiği çevirmemiş. Garip bir tepki veriyordu zaten o sırada. Şimdi sıfır lastikleri daha düzgün bir durumda tekrardan deneyeceğiz. Ki ben çevirebileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak 450 civarı bir beygirimiz var. Eğlenceli bir hafta sonuydu. Eğlenceli antrenmanlar geçirdik. Direkt bir başarı beklemek tabii ki mümkün değil ama güzel ilerlediğimizi net bir şekilde söyleyelim. Umarım ileride çok çok daha iyileri olacak. Diğer araçlarla aramızdaki farkları da çok iyi bir şekilde gördük. Şimdi sırada eksiklerimizi tamamlayıp yeni antrenmanlara çıkıp kendimizi daha da geliştirmek var. Keyifli vakit geçirdiğinizi düşünerek videoyu kapatıyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.